Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulihil amin ve ala alihi ve sahabeti el arifin amma ba'du. Muhterem ehli İslam, ehli iman, aziz mümin Müslümanlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zulhijjani cuma tongları cumanı kulları barchamizga hayırlı barakatlı bo'lsin. Tongda bo'lgan ibodatlar endi bo'ladigan iltijolar barchamizdan ijobat bo'lsin. Sizga bizga Allohimni bergan bu kunlari, bu vatanga, yurtimizga, yerimizga bergan bu barakasi hazlar. Mumkin baraka deb shuni aytar. Yemog'imiz, ichmog'imiz alhamdulillah. Bu yotmog'imiz, turmog'imiz, ertalab namozga turgan, duo qilgan bu cumaga kegen, asırga bu asırga kegen, şamga kegen, elhamdülillah bu cambeylerimiz hembesi açık, aydın, ravşan. Allah'ım bunu berdevam etkin, bunu ziyade etkin, bundan yeb içip özünge şükür keltirişini nasip etkin. Bu işte yapımız ki dünya devletlerde kattık ısık, kattık kuyaşlı küller baştan geldiğini muhteremezler. Agar 10 derecede yana koşup yubarsa şu derecede, şu kıyaşke. Ya ki 20 derece koşup yubarsa hiç kim hiç nerse kılınmaydı. Fakat mumun Müslümanını noktayı nazarı bittedir. Şükür itedi. Şükür itedi. Güzellik bilen sabır itedi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu mezmunda hadisleri varken, Medine'ni soğuğuna sabır etken, Makka'ni ısığıya sabır etkenge cennettir degen mazmunda hadisleri var eken. Hakikatte Medine-i Münevvere'de soğuğu cideyem kurk soğuğu buladı. Isığıya ku, Makka'nın ısığıya ku, umumantil aciz tarifige. Şünge çidegen, şünge sabır etken. Oynap görüyorlar, braderler, Resulullah'ın devirlerde katta kendiysen her katta ventilatör. Katta bir soya salkın joy. Şünge demek sahabeler, utken uluğlar, azlar sabır kigen. Bizge hem şu sabırını Allah bergin. Bu beriyatken nametleringe şükür etip yaşaşını nasip etkin. Muhteremezler. Kurbanlık fazileti ve onun hukumları hakkıda buladı bugün mavzu. Sebep, huddu namazdik, huddu rozedik, huddu zakatdik, ya ki hacdik. Kurbanlık hem Allah'ın uluğ fermanıdır. Doğru, bizni mezhebimizde bunga vacib deb qaraladi. Lekin vacib degani muhim masala hisoblanadi. Ulkan masala hisoblanadi. Shuning uchun buni fazilatidan, buni hukmlardan bir eshitaylik. Allohim barchamizni rohi rostga boshlasin. Muhtaram jamoat. Yaratganga shukronalar bo'lsinki, Qurbon hayiti arafasida turibmiz. Ayni kunlarda muborak hajni niyat qilgan dunyodagi musulmonlar jumladan yurtimizdan borgan hojilar Makka shahrida turib ibodatlar qilishmoqda. Kuni kecha hajda ibodat qilib turgan mu'minlar, musulmonlar, xususan Davudxon qori domdan boshliq bir qancha birodarlar, yor do'stlar salom aytishgan. Ularni salomlarini sizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ulkan ibodatda turishganligi kelyotgan yakshanba kuni kechasidan Minoga chiqib ketish taraddudda turishgani haqida xabar berishmoqda. Inshaalloh erta o'tib indinga shu shomdan keyin kun botgandan keyin Minoga qarab yuradi. Mino degani Mina yoki Al-Muna yoki Al-Mina deydi. O'zi hozirgi tilda Mina degani port degani. Kemalar to'xtaydigan joylarni port deydi. Mina İkinci manası umut kılış, kütüş degani. Yani Allah tebarek ve ta'lanı ibadetine toplengen mumun Müslüman Allah'ın mağfiretini kütüp duradigan joyni atını Mina deydi. Mina'dan keyin Arafat'a baradılar. Arafat degani tanışu degani. İyi. Tanışu, tanışu yerde ne kadar yurttu? Sebebi ne işte? Hazreti Atamız Adem aleyhisselam, Havva anamız yeryüzüge çükellerde İbni Kesir, Ebu El-Fida, İbni Kesir'ni El-Bidayi ve Nihayi eserlerge göre 270 yıl birbirlerini topmagan ekenler. Tasavvur kılayın.
Hazreti atamız Adem, Hazreti anamız Havva ana yeryüzüne çıkanları birbirini tapmaya yaptılar. Telefon yok, alo alo yok. Masjid, asfal yol, avtobüs, maşin, unaqa narsalar yok. İkkovlardan başka hiç kim yok yeryüzde. Birbirlerini kıdırıp yürüp, yığılıp yürüp, tavba kılıp, tazarru kılıp, tanıp koyan cayları Arafat meydanı bu geneken. Arafat degeni tanışu, şundan koy geneken. Yani de Muzdalife degen bir yer var. Muzdalife degeni koşile degen yer degeni. Aynen oşa cayda Hazreti Atamız Adam, Havva anamız oşa cayda koşil genekeller. Oşandan biyan Adam balası Muzdalife vadisi de bir keçe tüneşi sünnet bop kaldı. Hemmesini alıp karasanız, tegini alıp karasanız, hacne emellerge karab dursanız, ötken peygamberlerimizden, hususan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kalgen şu işlerden ibarettir. Allah'ım onu ansan etkin, onu ularga ansan etkin ve onu kabul etkin. Milyonlagan adamlar toplanıp hemmesi ülken bir ibadetini karşısında turuşuptu. Allah onu kabul etkin. Ularını yoldan kogan müminlerge hem nasip etkin. Bundan teşkari hayit külleri malı nisabke yetken ozu tok her bir Müslümanın hem oz yurtida kurballık kılmağı vacib boladı. Hac ibadeti esnasında her bir hacını bir canlık soyup kurballık kılışı hacını vacib emellerdendir. Lekin yurtimizdeki mümin Müslüman hem ozuki tok bogan insan hem kurballık kılışı vacib boladı. Geplerge itibar verin. Vacib boladı. Braderler, bizi kulağlarımız, bizi fikirlerimiz ur akika kılışı ötüp etken. Akika kılaylık, akika, gap yok, akika kısa sevap boladı. Lekin braderler, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rabbinizge namaz etin, kurballık kılın degen ayetten kegin kagen keltirledigen ameller ikinci dereceye ötkesilgen deydi. Yani hakikani imkaniyeti bar adam kısa sevap boladı. Kılalmese günahkar bu meydi. Kurbanlıkçı, kurbanlık vacib boladı. Kılmese günahkar boladı. Gepşette. Yani hazi iştemiz. Allah tebarek ve teala insanlarını fakat özgegine ibadet kılışke büyüredi. İbadetler onge yakınlaşke ve onun razılığını tapışke bir vasitedir. Bendeni Allah tebarek ve teala'ya yakınlaştırıcı maliyevi ibadetlerden biri kurbanlık. Kurbanlık arkalık mümin yaratkenle emri bilen öz maliden vazgeçe alışı imtihan kılınadı. Kurbanlık arkalık Allah tebarek ve teala'ya bendesi öz maliden keçe alışlığı ifade etiledi. Öyle bir konuyu yazdılar. Birer de adam mal soyup, koy soyup bir ihkila göçüne Allah'a yübergen mi? Hiç görgen misiniz şunu? Hiç kim Allah tebarek ve teala'ya ihkila göç, bir kila göç ya bir çişlem göç yönetmeydi. Özümüz yiyemiz. Betteki gap. Allah için de boğazlaştı gap. Hala şunu özü. Dinimizde birer canlık soyuş arkalık emelge aşırıladigen ibadetler teleygine. Meselen bir hanedanga Allah tebarka ve teala ferzent ata etken bulsa unge soy, unge koy soyup akika kılınadı. Yani az ayeti öte yapınız. Nikah toyda bir koy soyup bulsa hem ziyafat kılınışı sünnettir. Haciler hac ibadetini yekülle bulge canlık soyup kurballık kıladı. Dinimizde kurbanlık emeli ne kadar kadirlik ekeni kuydaki ayetlerden hem bilinişi mümkün. Deyip ayetinin tercümesi. Yani iş şudur, kim ki Allah'ın şiarlarını hürmet etse bas bu delillerinin takvasıdır. Hac suresi 32. ayet. Kurbanlık Zülhicce ayının 13. yani kurban hayitini
Hayit günü 11. ve 12. günlerde amalga aşırıladı. Onun ahirgi vakti Zülhicce'nin 12. günü kıyaş batışı, yani asır vaktini tügeşi bilen nihayesi yetedi. Zülhicce ayıdan hesap olsa az yine bizi fikrimizde çalgış buluşu mümkün. Demek hayitinin 3. günü, hayitinin 3. günü kıyaş batkınca kurbanlık kılışı vacip oladı. Kurbanlık için tüye, karamal, koy, içki soyladı. Kitaplarda etken ki nahr degeni o da ayeti de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصلي لربك وانحر Rabbinizge namaz etin, nahr etin degen. Namaz etin degeni ikide hayatını vacip kıldı degeni. Nahr etin, nahr, nahr deyip tüye boğuzlaşka iterekken, canavarını ikide caydan boğuzlaşarken, bittesi boğzudan, ikincisi koksudan, şunu atını nahr derekken. Törtdele mezhepte, törtde hayvanga hamil etilgen nahr, nahr etin deyse törtde hayvan çünürledi. Tüye, mal, koy, içki, illa billah atını kurballık keltirip bu meydi. Ya ki tüyakşını, katarakı tüyakşam. Ya ki kürkeni, tavukunu, horazını, ordakını kurballık keltirip bu meydi. Kurballıkke törtte hayvan keltirledi, başka hayvan keltirip bu meydi. Kitaplardan. Kurballıkını Allah'ım vacip etipti, ferman etipti. Hem benim bazarga varıp ahir kurballık olayın deyip, geplerine karen. Kurbanlık olayın deyip bazarga çıkan adam her bir basken kademlerge günahları uçuruladı. Her bir taşıgan on kademleri için sevaplar bitiledi. Canavarını alıp gelip uyga alıp gelip bağlayıp baksa onge sevap topadı. Hatta bergen yem heşege suvu için sevap topadı. Hatta canavarını tepsi hem egesige sevap bu yazıladı degen. Kurbanlığını alıp uyga alıp gelip bakıp duruş müstehab eken, ulken sevap eken. Kurbanlık kılıç şeriatımızda huddi zakat gibi hicretini ikinci yılı cari etilgen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye kegellerini ikinci yılı vacip bogen. Hanefi mezhebine göre kurbanlık vacip amel hesablanadı. Kurbanlık zakat gibi kündelik hayatı için zarur narsalardan taşkarı 85 gram tilla yoki uning qiymatidagi mal mülke ega bo'lgan kişiga vacibdir. Demek 85 gram tillası var insonga zakat vacip bo'lgani kabi 85 gram yemağ, içmağ, yatmağ, turmağ, haceti asliyesinden teşkarı bogan, mal mülk ya ki tillaşınge okşayken, meblağge ege bogan kişige vacip eken, kurballık kılış vacip eken, kılmeslik günah degen. Kurballık hakkında Allah Tebarek ve Teala Hac suresinde şunday merhamet etedi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ ف۪يهَا خَيْرٍ Kurbanlık kılnedigen tüye ve sigirlerini biz sizler için Allah'ın şiarlarından kıldık. Sizler için ularda yakşilik vardır. Sizler için ularda yakşilik vardır. Yani kurbanlık kılışıyızda tüyanı, malını, koyunu, içkini, soyuşuzda özünüz için yakşilik vardır. Ha braderler, göşemi alıp gelip, satıp alıp yiyemiz ki. Bazardan, magazinden göş alıp gelip yiyemiz ki. Nahat ki Allah için deyip boğuzlamayımız. Az beni eşitemiz. Esası, mana kayırdakini. Kurbanlık, her yıldır tekrarlanan edigen ibadet.
Allah'ını uluğlaş için kulay fırsat ve onu razılığını tapıştır. Allah tebareke ve teala merhamet kıladı. Ayetinin mezmunu. Yani Allah'a kurbanlık göçleri hem kalları hem yetip varmaz. Lekin o zatka sizlerden takva kıyanınız yeter. Allah sizlerini hidayet kılgeni sebeplik o zatının uluğlaşınız için ularını sizlerge boysundurup koydu. Ezgü iş kılışlarınızge ezgü iş kılıçilerge hoş haberler verin. Allah tebarek ve teala'ya tekbir eytip uluğlaşınız için ularını sizlerge boysundurup koydu. Braderler, koyda yuvaş, koyda yuvaş degen gebler var. Koyda yuvaşlığının sebebi koyunu Allah tebarek ve teala'ya insanı boysundurup koyganı için, malını boysundurup koyganı için, tüyanı boysundurup koyganı için. Ve braderler, tüyaga malga bizim küçümüz yetmeydi, o küçlük hayvan sablanadı. Tüya 252 ile yük oladı ahir. Mallar katta katta vazinge ege bo'lgan narsalar u. Bizga bo'yinsin turgani mo'jiza emas mı? Xo'sh, nega insoniyatga bo'yinsunadi? So'yyapmiz-ku, uni hayvon tushunib turibdi-ku. Birodarlar, Allohga takbir aytishimiz uchun ekan. Masala. Aslida-ku, ahob vojib ekan, Qur'onda aytgan ekan, hadislarda keltirgan ekan, gap yo'q. Qassobga telefon qilib, "Alo, palonchi qassob, bir 50 kilolik, 40 kilolik qo'yni so'yvaring, meni nomimdan" desa, qurbonligi qurbonlik, lekin makruh bo'ladi. Makruh bo'ladi. O'zi tepasiga borish kerak. O'zi ishtirok etish kerak, tepasida turish kerak. Ulamo aytadi, "Badanidan, qo'lidan, ubu joyidan tutib turgin" deydi. Hech bo'lmasa tepasida turib kollarını kavuşturup takbir eğitip duruş gerek. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah ve Allahu akbar, Allahu akbar ve lillahi lhamd. Ve braderler, ette ibadet boliyetkenini hıskılaylık. O addi koy soyuşmaz o. Addi mal soyuşmaz o. Ette ibadet boliyepti. Atrafıda turgan mu'minler, Müslümanlar. Takbir etip duruşumuz gerek eken. Demek kurbanlık Allah tebarek ve teala'ya yakında hasıl kılış için, onun razılığını kazanış için kılınadı. Allah tebarek ve teala bendenin kurbanlığına muhtaç emez. Belki bendenin özü, o'zi qurbonlik sababidan beriladigan ulkan ajrlarga muhtojdir. Oyisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisi sharifda esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat etganlar. Hadisni ma'nosi: qurbon hayiti kuni odam qon chiqarishdan ko'ra ham Alloh taboraka va taologa mahbubroq ish qila olmaydi. Hayit kuni qurbonlik qilishdan ko'ra ham bandasi Allah tebarek ve teala'ya mahbubrak, sevüklikrak iş tapa almaydı. Kurbanlık kılış gerek. Birinci navbette turuptu. Elbette o hayvanlar kıyamet günü şahları, cünleri ve tüyakları bilen gelirler. Elbette kan yerge çüşten aldın. Allah tebarek ve teala'nın huzuruna, mekanına yeturler. Şunday eken onu çin kongülden kılingiz. Ravahu at-Tirmidhiy, İmam Abu İsa at-Tirmidhiy keltirgan rivoyatdan ekan. Ulamo aytadi, qurbonlikni qoni bo'g'zidan chiqib yerga tushgani zahot, qon tushgan yerlarni 7 qavati istig'for aytishni boshlar ekan. Allohim mag'firat etkin, Allohim mag'firat etkin, Allohim mag'firat etkin. Qurbonlik qilayotgan odamni 7 qavat yer ham duo qilishni boshlar ekan. Ulamo aytadiki, shuning uchun qurbonlikni uyingda qilgin degan. Uyda qilinishining sababi shu. To'g'ri, endi ko'p qavatli uylar, tor hovlilar, u joyda qo'y so'ymoq uchun, qurbonlik qilmoq uchun imkon bo'lmas. Lekin imkoni boricha buni uyda qilganimiz maqsadga muvofiq ekan.
Kurbanlık kılış Nebi aleyhissalatu vesselamın mübarek sünnetleridir. Bu hakkında Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma şundak degeller. Aqama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bil medineti aşara sineyn yudhi. Akhrecehu Ahmet ve Termediyyü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den 10 yıl kurbanlık kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kurbanlıklarından biri de Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikide koy soydurdular. Bu haletini görgen sahabelerden sual buldu. Ey Allah'ın Resulü, kişi başına bitte koy vacip emez edi mi? Yani bitte koymaz mıydı her bir adamdan? Deseler Cenabımız cevap verdiler. Veriptiler şu mezmullerini. Bitte koy uzumlu namımdan kurbanlıktır. İkincisi ise kıyamet geçe keledigen Allah'ını yegane bilgen ümmetimin namıdandır degene keller. Aytmak için. Ota-ona uchun ota-onani qoldirgan namozlarni bolasi o'qib qo'ysa bo'ladimi degan savollar bor. Yoki ota-ona berilmagan zakotni berib qo'ysa bo'ladimi degan savollar bor. Birodarlar, ota-onamizdan o'tganlarning nomidan to'rtta ishni qila olar ekanmiz. Birinchisi, qarzlari vasiyatlari bo'lsa, shar'iy vasiyatlari bo'lsa, uni bajara olar ekanmiz, qarzlarini bera olar ekanmiz. Bir. Ikkinchisi, otamizni, onamizni nomlaridan hajji badal qila olar ekanmiz. E'tibor bering, umra ham yo'q, umra ham qila olmaysiz otangizning nomidan, onangizning nomidan haj qila olar ekanmiz. Ey domla, shundan shunga borib 5000 kilometrga borib nima otamiz uchun onamiz uchun hech narsa qila olmaymizmi? Tavof qilsa bo'ladi o'zimizning kiyimimizda. 7 marta tavof qilib yoki mana shu kiyimda 7 marta sa'y etib savobini otamga hadiya qildim, onamga hadiya qildim desa bo'ladi. Ota uchun, ona uchun umra qilib bo'lmaydi. U shariatda yo'q. Uchinchisi, otamiz uchun, onamiz uchun sadaqa qilsak bo'ladi. Sadaqayi joriya deydi. Masalan, bitta daraxtni olib kelib o'tkazayotganda, Allohim, niyat qildim ushbu daraxtni seni yo'lingda ekmoqlikqa. Sababini otamga hadiya qildim, onamga bag'ishladim. Mana shu mumkin joiz shu. To'rtinchisi, qurbonlik. Otamiz nomidan, onamiz nomidan qurbonlik qilsak bo'ladi, birodarlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatni nomidan qurbonlik qilgan ekanlar. Sababi shu. Barro ibn Azib radhiyallohu anhu dan etilgan hadisda rivoyat etilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundoq deganlar. Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji'a fananhara faman fa'ala faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla as-salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laysa min an-nusuki fi shay. Ushbu kun birinchi biz namoz o'qib boshlaymiz. Hayit kunini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Ushbu hayitda hayit kuni biz hayit namozi bilan boshlaymiz kunimizni. So'ngra uyimizga qaytib kelib qurbonlik etamiz. Bas kimki hayit namozini o'qib qurbonlikni etgan bo'lsa bizni sunnatimizga erishibdi. Bizni yo'limizni topibdi. Kim agarda namozdan oldin qurbonlik qilgan bo'lsa faqat go'sht orttiribdi va oilasiga go'sht taqdim etibdi. Demak, qurbonlik qat'iy namoz o'qigandan keyin qilinish kerak ekan. Masalan, qassoblarimizni namozdan oldin vaqti bor ekan domla, shuni so'yib qo'ysak qurbonlik bo'lmasa ekan, oddiy go'sht bo'lib qolar ekan. Bu degani harom degani emas. Oddiy go'sht bo'lib qolar ekan. Kundalik yeydigan ro'zg'ordagi go'shtga o'xshab qolar ekan. Qurbonlik emas ekan u. Shuning uchun namozdan keyin qilinishi ta'kidlangan.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık soyuşka kadir bola turup onu becermegen kişi hakkında bundak degenler. Ana şunusunu eşitin. Men vecede sa'aten ve lem yudahhi fe la yakrabenne musallana. Kim kadir bola turup kurbanlık keltirmese namazgahlarımızga yakınlaşmasın. İyi. İmkan böyle Huday Tebarek ve Teala bir kaptı sizge bizge. Allah deyip kursançılık bilen kımayımız mı? Bunu kılmagan, eteyden terk etken namazgahlarımızga yakınlaşmasın. Kanaka ciddi gibi bu. Kanaka ülken gibi bu. Kurbanlık göçlüden onun egesi yiyişi, bayu kembeğallarga yedirişi ve saklap koyuşu caizdir. Ana şu patva. O'zi yiyişi, mehmonlarga ham, beva bechoralarga ham, boy kambag'allarga ham, hammaga berishi joizdir, saqlab qo'yishi ham joiz. Aytmoqchi. Qo'shnimizikidan qurbonlik chiqdi. Aytaylik, 2 kilo go'sht chiqdi qo'shnimizikidan. Sizga amaki qurbonlik qilganidek deb go'sht olib chiqsa, olayotgan odam Allah kabul kısın, kurbanlığınız mübarek olsun deyip alışı sünnettir. Allah kabul kısın, kurbanlığınız mübarek olsun deyip alışı sünnettir. Yok, bizi karnımız tok, biz buna muhtaçmazsınız deyip bulmaydı, mümkünmez. O kembeğallarga, fakat kembeğallarga tarikat edilen nersemez. O uluq ibadet. Kayıttan aytamız biraderler. Kurbanlık bayu kembeğalga bab beraber verildi. Qurbonlik go'shtidan uning egasi yishi, boyu kambag'allarga yedirishi va saqlab qo'yishi joizdir. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. Kuntuna haytukum an akuli luhum al-adahi ba'da 30 fakulu ma shi'tum. Sizlarni qurbonlik go'shtlarini 3 kundan keyin yeyishdan qaytargan edim. Endi siz istaganingizcha yeyaveringlar. O'sha paytda sharhda aytganki, o'sha paytda qurbonlik go'shtlarga o'ta muhtoj bo'lgan kimsalar bo'lgan ekan. Shuning uchun o'sha paytdagi vaziyatni hisobga olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va musulmonlar o'shalarga go'shtlarni yetib borishini iroda qilib, maqsad qilib, qolgan mu'min musulmonga mumkin bo'lmagan ekan o'zi so'ygan qurbonligidan o'zi yishi. Lekin u odamlar ancha ta'minlanganlardan keyin qolgan mu'min musulmonlarni ham og'zi go'shga tekkandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi yeyaveringlar deb ruxsat bergan ekanlar. Domla hech kimga tarqatmasdan so'ygan go'shtimizni shuna xaladinga olib kirib qo'yib, o'zimiz yesakchi, savob bo'ladi o'zimiz yesak ham. Birovga bersak, savobi ko'proq bo'ladi. Masala shudur. Masalan, birov qurbonlik qildi, hech kimga bermabdi. Nima qildi? Hech narsa qilmaydi. O'zi ko'pchilik bo'lsa 15-20 jon uyda. So'ygani bir 30 kilolik, 45 kilolik qo'ydir. Ikkitadir shundan. Agar o'zi yeb qo'ya qolsa ham shuni oilasi bilan hech narsa qilmaydi. Lekin bu yerdagi gap o'zgalarga bersa savobi ko'proq deganidir. Shunaqa tahlil etiladi, shunaqa taqdim etiladi. Muhtaram azizlar. Qurbonlik haqida eng ko'p so'raladigan masalalarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Birinchisi savol. Qurbonlik uchun qulog'i, dumi, dumbasidan ba'zisiga nuqson yetgan yoki kesilgan hayvonni so'yish mumkinmi? Javob. Ushbu a'zolarning 3dan 1 yoki undan ko'pi yo'q bo'lsa, qurbonlik uchun so'yish joiz emas. Tasavvur qiling, mana shu shapaloq quloq bo'lsa, bir qismi kesilgan ekan. Agar kesilib o'zi shunday kesilgancha qolgan bo'lsa gap yo'q, uni qurbonlikka so'ysa bo'ladi, lekin kesilish darajasi shu darajada bo'lsa-ki, quloqini 3dan 1 bo'lmasa,
ana şu ayıplık koy hesaplanadı. Onu kurbanlıkka soyup bo'lmaydi. İkita kulak ku. Eğer bitti kulağı da bir az yine, ikinci kulağı da az yine, ikke onu koşsa, üçten biri yok olsa, o ikke o birbirine koşup hesaplanmaydı. Bitti turgan kulağını üçten biri bulmasa, ayıplık hesaplanadı. Mesele şudur, az beni eşitemiz koganını. Uşbu azalarını üçten biri, ya ki ondan köpü yok bolsa, kurbanlık üçün soyuş caiz emez. Ama üçten biriden az miktarı yok bolsa, kurbanlık kılsa böyledi. Şunindek, kulağını üçten biri ketmegen, halde tamga ya ki belge koyulgen bolsa, ya ki kulağını ikkige yarıp koyulgen bolsa, hem bunday canlıkını kurbanlık üçün soyuş caizdir. Onu kurağını kırkıp koyuşunun sebebi çobanların özü aytadı bunu. Bıra onu koyudan özünü koyuna ajratıp alış için belge koyarken koy canavarlarga kulağına gepşetteyken. İkide kulağıda nüksan birbirine koşulmaydı. İkide kulağıdaki nüksan birbirine koşulmaydı. Belki her bir kulağını özü Allah'da hesap kitap kılınadı. Hali yukarıda aytilgandek, tuyog'i ozgina lat yegan joyi bo'lsa uni qo'shib, quloqida ozgina joyi bo'lsa uni qo'shib, bu quloqda unaqa hisoblanmaydi. Bitta a'zosidagi nuqson hisoblanadi, e'tibor qilinadi. Savol, beparvolik qilib qurbonlik qilmagan kishi nima qiladi? Javob: Hanafi mazhabimizga ko'ra qurbonlik zimmasiga vojib bo'lgan bo'lsa-da, unutish, beparvolik va boshqa sabablar bilan qurbonlik qilmagan kishi shu yilning hisobidan bitta qurbonlikka yaraydigan qo'yni qiymatini kambag'allarga berishi vojib bo'ladi. Shu yilning hisobidan e'tibor bering. Shu yilning hisobidan Zulhijja oyi kalendarimizning oxirgi oyi-ku, Zulhijja oyidan keyin Muharram oyi boshlanadi-ku, yangi yil boshlanadi-ku. Demak qurbonlik qilolmagan odam Zulhijja oyining o'zida o'sha qo'yni, o'sha molni, o'sha tuyani, o'sha narsani, echkini pulini tarqatib yuborish vojib bo'lib qolar ekan. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham undan qutilmas ekan qurbonlik qilishi vojib bo'lgan odam. Buni ustiga zimmasidagi vojibni kechiktirgani uchun tavba ham qiladi, istig'for ham aytadi. Bu gaplar Hidoya va Badoi Sinoi degan kitoblardan ekan. Hurmatli jamoat. Mana shundoq fazilatli amal qurbonlik qilganimizda ota-ona, opa-singil, aka-uka, qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar va mahallamizdagi kambag'al oilalarga shirin so'z aytish va ularga ehson qilishni unutmaylik. Zero dinimizda o'zgalarning qalbiga xursandchilik solish Alloh taboraka va taologa eng sevimli ishlardandir. Alloh taboraka va taologa sevimli bo'lgan bu kunlarda ehsonlarni ko'paytirib, uni muhtoj oilalarga yo'naltirishimiz ayni muddaodir. Aytmoqchi, tezisga yo'riqnomaga ilova qilingan bandida shu mazmunlar bor. Hammamiz ham uyimizda hali yuqorida aytilgandek hovlimizda qurbonlik qilishga ega emasmiz yoki chet ellarda bo'lib qoladi yoki bu ishlar bilan bo'lib qoladi, shuni o'zi kelib o'zi ado etishga imkoniyati yo'q. Shu narsalarni hisobga olib turib diniy idoramizdan vaqf xayriya tashkiloti joylarda hisob raqamlari ochib qo'yib o'sha qurbonlikni o'zi bajaralmagan odamlar agar o'sha hisob raqamiga qo'y uchun yoki 7 kishi birlashib mol yoki tuya uchun pul ko'chirib o'tkazib bersalar, ular o'sha narsani so'yib joy-joyiga olib borib berilganligi haqidagi ma'lumotni taqdim qilishlari to'g'risida ma'lumotlar berishdi. Tayyor ularga ko'p murojaatlar bo'ladi. Ular respublika miqyosida ish qiladi. Respublikamizdagi muhtojlarga yetim, yesir, beva, bechora, shu kambag'al shunaqa insonlarga yetkazib beramiz.
şunaqa ham sizlarga xizmatlarni qilib beramiz degan mazmunda ilovalar kelgan, ma'lumotlar kelgan. Buni hisobga olinglar. Har bir masjidimizni qoshida vaqf fondini hisob raqamlari bor, vaqf fondini telefon raqamlari bor. Yana shu vaqf fondini telefon raqamlariga telefon qilinsa, bu haqidagi ma'lumotlarni to'liq olishga ega bo'lamiz inshaalloh. Yuqorida bir narsa qolib ketibdi. So'yiladigan mol yoki qo'y qisir bo'lsa-chi, axta bo'lsa-chi, mana shu masalani ham eshitib qo'ying. Bo'g'oz narsani umuman so'yib bo'lmaydi. Qurbonlikka ham oddiy go'shtga ham buni eshitib qo'ying. Lekin axta mollarchi yoki qisir mollarchi, qisir qo'ylarchi u aybga nuqsonga kirmaydi. Qisirligi, axtaligi aybga nuqsonga hisoblanmaydi. Agar taniga, ravushiga, jasadiga ta'sir etmasa. Qaytanga axta qo'y, qisir mol semizroq, go'shtliroq bo'ladi. U tajribadan ma'lum. Har sohada mavsumlar bo'lgani kabi shu o'tkizayotgan kunlarimiz ham savob ishlari uchun bir mavsumdir. Bundan unumlik foydalanib qolishimiz badaniy va moliyaviy ibodatlarni imkon qadar ko'proq qilib borishimiz kerak bo'ladi. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Saxiylik bir daraxtdir. Uning tomirlari jannatdadir, shoxlari esa dunyoga tutashgan. Kim uning bir shoxiga osilsa, uni jannatga olib boradi" deb marhamat etganlar. To'g'ri, boshqa kunlar ham qilib yurar, boshqa oylarda ham qilib yurar. Lekin birodarlar, Zulhijja oyi ulug' oylar ekan. Zulhijja oyida qilingan ibodatlar ko'plab savoblar berilar ekan. Qilingan xayrotlar, ihsonlar ko'plab mukofotlarga ega bo'lar ekan. Hurmatli jamoat, dinimizda ibodatlar qatorida poklik ham e'tibor katta, poklikka ham e'tibor katta qilingan. Shu jihatdan qurbonlik qilinadigan, qilingandan keyin uning terisi va boshqa tashlanadigan a'zolarni atrof muhit tozalikka zarar yetkazmasdan maxsus joylarga topshirish lozim. O'zi umuman hamma ibodatlar bitta qurbonlik emas. Qolgan hamma barcha ibodatlar birorta inson uchun, atrof uchun zarar bermasligi shart etilgan. Birorta atrof uchun, birorta inson uchun zarar qilmasligi shart etilgan. Zarar bersa-chi, bizni qilgan qurbonligimiz odamlarga zarar bersa, bizni qilgan qurbonligimiz tupayligini hamma yoqqa axlat to'lsa, unda ibodatimizga nuqson yetib qoladi birodarlar, azizlar. Bu jiddiy olinadigan narsa. Shu jihatidan qurbonlik qilingandan keyin uning terisi va boshqa tashlanadigan a'zolarini atrof muhit tozalikka zarar yetkazmasdan maxsus joylarga topshirish lozim. Aks holda ibodat qilaman deb o'zgalarga malol va zarar keltirgan bo'lamiz. Manetta asr bobosi haqida ma'lumot berilgan, bundan ham ozgina o'qiymiz. Hurmatli jamoat, asr bobosi bo'lgan giyohvand moddalarni musulmon farzandi bo'la turib, nafsiga qul odamlar tomonidan iste'mol qilinishi, uni tarqatib moddiy daromad orttirishlar juda achinarlidir. Hozirda ayrim yoshlar orasida psixotrop dori vositalar iste'moliga odatlanish holatlari uchramoqda. Vaholanki bu dori vositalarida giyohvand moddalari kabi o'ziga o'rgatib qo'yishdek xususiyatlar bor. Tabiiyki bu giyohvandlikni yangicha ko'rinishini paydo qiladi. Dinimizda har qanday bo'shashtiruvchi va mast qiluvchi vositalar harom etilgan. Tavba qildim. Bu narsalar avj olib ketdi. Bu bemorlarga ichiriladigan tabletkalarni yosh bolalar, aqli yo'q bolalar
şunu içip istemal kılıp her hal halette buluşu. Bunga siz o bizi bir fark duruşumuz bu cüde ota ağır günahlar gekiredi braderler. Haytmakçı haramge razı bugün oşa haram bilen beraberdir. Şuna koyda bak. Haramge razı buluştik oşa bilen beraberdir. Koldan üçte bey bolem ne makli yapsan? Kimsen özü? Oten kim? Onen kim? Ne makli yapsan? Eğer bunu siz koyan mumun Müslüman bunga kattık ciddi duruşumuz gerek. Ne mi? Onu balası, onge, o yolga yürüp diyor, siz bilen biz balamızı ama... Yok. Braderler, kagen mumun Müslümanlı balasıge hem, kagenlerini ferzendige hem, özümüzü ferzendimizge karageni, karagenimiz kebi, karışımızge doğru geledi. Başkaçasıge ilacı yok. Başkaçasıge ilacı yok. Braderler, inşallah yine cümlelerde bu mavzuga kengrak, yakalrak, kengrak kılıp toktaladı. Toktalamız inşallah. Hazırça. Assalamu aleyküm ahli cemaat. Sizlerden iltimas. Ayalımge cin kırvaptı. Sihir boptı. Tabı bume yaptı. Şunu hakika cemaat dua kıp versin de iltimas kı geldiler. Braderler bunu aldığınız seferim etkemiz. Bana o küller isketiş neticesinde halayık özünü soya salkın caylarga uğru yaptı. Meyli bu yakşı elbette. Lekin hılvet caylarga barıp hılvet caylarga yani soya salkın caylarga tağ adırlarga şunaka biyaballarga barıp taharat uşatışta ihtiyat böleylik. Bir hamma cayga tüpürmeylik. İki üçüncüsü şampaytta ızgımeylik. Üç tortincisi, suyak, tezak, çayını şemesi, kül. Bu ne kadar şeylerini ahiretke teşemeylik biraderler. Cin acın edip adamlarını korkutmaylik, onge raya kılaylik. Bular bar nerse, bitti addisi neydi hemen, bitti addisi kitaptaki gene. Kim keçkurun, yok işte. Kolunu yağı bilen uhlese. Kolunu yağı bilen uhlese, kolunu yumaslan uhlese. Birer bir balaga yolu kıpkasa, fakat uzunu malamet kısın degen hadis kege. Yağlı kolunu ertelep geçe, cin şeytanı yelep çıkarak. Bitti addisine eti yapmaz onu. Bu insan raya kımasa, onge her kıl nerse tasır kıladı. Şunun için isleti utamız, nihayette hoşyar bulaylık. Soya salkın joylarga borganda, tog' toshga borganda bu narsalarga e'tibor beraylik. Ayniqsa yosh bolalar. Yozni issiq kuni ko'p kunduz kuni yuribdi, issiqda yuribdi. U jin pin tegmasa ham oftob urib qo'yadi o'zini. U jin pin tegish shart emas unga. Oftobni zarbasi ham jiddiy narsa bo'ladi, uni tabobat olimlar uni yaxshi biladi uni. Ayniqsa shom paytida hazrat sahobiylar aytadilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şam payeti de köçege çıkarıştan şünçeler kaytargan ediler ki kün batiyetken de biz ballarımızını kucaklap oturar yedik degen hadisini keltirişken. Sahabelerge şünaka tayillegen ekeller ki Rasulullah sahabeler ballarını kucaklap oturuşar iken bunu hesapka alaylık. Yani bir kança biraderlerimiz hacde yürgen biraderlerimiz hem şehitteki cemaatlerimizden dua iltimas kılışken biraderler. Biz hammani ko'ynini bilmaymiz. Biz hammani dardini bilmaymiz. Lekin hammani dardini bilguvchi Alloh. Hammani ko'nglini bilguvchi Alloh. Har mushkulni yechguvchi Allohdir. Qo'llarimizni duoga ochamiz. Amin. Iloha Allohum. Mushkullarimizni oson etkin. Hojatlarimizni ravo etkin. Dardlarimizga davo bergin. Ranjlarimizga shifo bergin. Bu operasyaga kirib ketayotgan onaxon birodarlarimizni, singillarimizni dardlariga davo berib, ranjlariga shifo bergin. Oilalarga eson-omonlikda qaytsinlar. Farzand talabida bo'lganlarga solih-solaha farzandlarni bergin. Uylanmoqchi, uzatilmoqchi bo'lgan qizlarimiz, o'g'lonlarimizni Allohim yaxshi joylarga ato etib, qudalarini nasib etgin. Iloha Allohim chet ellarda uzoq o'lkalarda tirikchilik uchun chiqqan mo'min musulmonni
panohingda asrab qo'ygin. Iloha Allohim, boshlariga mushkul tushganlarni mushkullarini oson etgin. Qarzi bor birodarlarimizni qarzlariga najot bergin. Bir qancha mo'min musulmonlarimiz Allohim baytinga xizmat qilishyapti. Birov beton olib bergan, birov temir olib bergan, birov taxta olib bergan, birov xizmat qilgan. Allohim, baytinga xizmat qilayotgan mu'minu mu'minotlardan qilayotgan xizmatlarini qabul etgin. O'tganlariga Allohim ushbularini yetkazgin. O'zlarini dunyoda va oxiratda aziz etgin, mukarram etgin. Allohim, biz ham inson bo'lib dunyoga kelib, bunaqa bu baytinga xizmat qilishni bizga ham nasib qilgin. Bizi farzandlarimizga ham nasib qilgin. Buni qilayotganlarni umriga ham, rizqiga ham, iymoniga ham barakot bergin. Kecha qizaloqlar dunyoga kelgan, Fatimaxon, Zuhraxon degan. Yana bir birodarimizga Muhammad Yusuf degan farzand bergan. Yana bir birodarimizga Muhammadxon degan farzand bergan. Dunyoga kelgan o'g'lonlarni, qizaloqlarni umrlariga, rizqlariga, iymonlariga barakot bergin. Birodarlar, vatanimiz tinch, ma'murchilik, molchilik, ko'lchilik, to'kinchilik. Allohim, bu molchilikni, to'kinchilikni, ma'murchilikni bardavom etgin. Samoviyu, aroviyu balolardan aslagin. Ko'p yil, ko'p zamonlar jumolarga, zulhijjalarga, qurbonliklarga, hayitlarga barchamizni tinchlik bilan yetkazgin. اللهم إنا نسألك الصحة والأمانة والعفة وحسن خلقي ورضاء بالقدر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي وسلم وبارك عليه بفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين